karışır hayatıma. Hesap soramaz bana, kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki, karışır hayatıma. Lay 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 lay. Arkadaşımız Şeyda okuyacak. Basına ve kamuoyuna
İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürütülen kadın düşmanı, dinci ve muhafazakar kampanyalar sonucu bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeden çıkıldığı ilan edildi. 2011 yılında mecliste onaylanan, tüm kadınları ilgilendiren sözleşme, kadınları şiddete mahkum etmeyi kafasına koymuş kadın düşmanlarının sözünü onaylayan tek bir adam tarafından gece yarısı kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıp duruyorlar. Çünkü kadınların şiddete mahkum olmasını istiyorlar. Kadınlar hayır diyemesin. Kadınlar şiddete ses çıkaramasın. Kendi hayatları hakkında karar almasın istiyorlar. Kadınları korumakla yükümlü olan devlet ise erkek devlet olduğunu bir kez daha gösterip kadınların haklarını, can güvenliğini hiçe sayıyor. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula. Aile yapısı bozuluyor, toplum değerleri parçalanıyor diyerek kadın düşmanlığına çağrı yapanlar, kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kaldığı toplum ve aile düzenini savunuyor. Kadınların özgürleşmesinden korkuyorlar. Kadınlar üstündeki egemenliklerini kaybetmemek için çırpınıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden nefret ediyorlar. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği lafını dahi duymak istemiyorlar. Eşitsizliği doğallaştırmak, kadınları erkeklere tabi kılmak için itirafları, fıtratları adaletten vuruyorlar. Bizler ise biliyoruz ki eşitlik olmadan adalet olmaz.